sizinle başlamak istiyoruz aslına bakarsanız. Çünkü dünden itibaren şoku atlatamadık. Herkes bir faiz indirimi kararı elbette bekliyordu ama galiba 200 bas puan beklemiyordu. Bütün ekonomistler şokta. Anadolu Ajansı bile o şekilde yorumlarla vermiş. Bugün ben iktidara daha yakın duran medya organlarına, gazetelerin manşetlerine baktım. Pek de savunamamış gibiler. Yani Akşam gazetesinde neredeyse hiç yok. Yeni Akit ve Yeni Şafak minicik vermiş. Bir tek Yeni Şafak iddialı bir söylemle ekonomiye can suyu falan demiş ama onu da şehir baskısında vazgeçmiş. Aynen öyle. Taşra baskısına koymuş ama sonra Büyükkent baskısından çıkartmak durumunda kalmış. Bir şey oldu dün. Yani dün siz Merkez Bankası yöneticileriyle de iletişim içinde olan bir bağımsız gazetecisiniz. Onun için şu hikayenin perde arkasını bir anlatın istiyoruz. Bu karara giden yolculukta kritik eşikler neydi? Ne oldu da bu karar çıktı? Kritik eşik aslında biliyorsunuz Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyondan söz etmeye başlaması. O güne kadar Mart'ta göreve geldi ve Eylül'e kadar hiç çekirdek enflasyondan bahsetmemişti. Şimdi çekirdek enflasyonun şöyle bir önemi var ve bilmeyen izleyiciler olabilir haklı olarak. Çekirdek enflasyon daha düşük Türkiye'de. Çekirdek enflasyon artık benim için önemli derseniz faizi, Merkez Bankası'nın faizini indirme imkanı kağıt üzerinde kendinize yaratmış olursunuz. Onu dediğimde zaten piyasa anlamıştı. Faiz indirimlerine başlayacak. Zaten Kavcıoğlu biraz da o amaçla getirilmişti. Biliyorsunuz Naci Ağbal faizi yükseltince bir anda kendisini kapının önünde buldu. Merkez Bankası'nın kapısının önünde. Kavcıoğlu geldi. Kavcıoğlu daha önceki Yeni Şafak'taki yazılarında faiz indirimlerinden yana görüş belirtmişti. O şekilde köşe yazıları yazmıştı. Ama Eylül'e kadar da bir indirim yapmamıştı. Eylül'de, Eylül'ün başında, Eylül ayında artık indirimlerin başlayacağı hemen hemen netleşti. Peki neden böyle oldu sorusuna baktığımızda aslında geçmişe biraz döndüğümüzde Haziran'dan başlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artık inecek şeklinde iki açıklamasını görüyoruz. Bir, Haziran'ın başında söyledi bunu. Daha sonra Temmuz'un sonunda söyledi. Dedi ki bundan sonra faizde şeyi göreceğiz, düşüş göreceğiz. Ağustos ayı enflasyonunda düşük çıkacak. Ağustos ayı enflasyonu fakat düşük çıkmadı. Daha da yüksek çıktı. Yani Temmuz ayı enflasyonun üzerine fiyat artış oranları şeyi de geçti. Temmuz'u da geçti. Bir rivayete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan ötürü yani külliye ile Merkez Bankası arasında bir soğukluk oluştuğuna dair bir takım kulis bilgileri var Ankara'da. Bu Ağustos ayı enflasyonunda yanıltılmış olmaktan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hemen bunun sonrasında çekirdek enflasyonun gelmesini tabii hani şöyle yorumlayanlar da vardı. Hani bu soğukluğu gidermeye yönelik olarak artık hani Merkez Bankası'nda çok fazla bekleyecek şeyi de yok. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok fazla sabrı yok. Zaten biz Erdoğan'ın faiz konusundaki şeyini biliyoruz Özlem Hanım biliyorsunuz. Başkanlık seçiminden önce ta 2018'in Mayıs ayında Londra'da katıldığı yatırımcılarla, uluslararası yatırımcılarla katıldığı toplantıda bunu söylemişti. Demişti ki bundan sonra yeni sistemde farklı olacak, faizde daha farklı noktaları göreceğiz demişti. Dediğinde yaptı aslında. Eylül ayındaki indirimi o anlamda bir sürpriz olarak görmemek gerekiyordu. Tıpkı dünkü indirimi de sürpriz olarak görmemek gerektiği gibi. Ama tabii ki şu ama önemli. Piyasada öyle reaksiyon vermedi. Bayağı şok edici bir etki yarattı. Yani grafiklerde böyle sıçrama şeklinde. Şimdi hepimizin açılış sayfası şey, dolar kuru anlık. Ben şimdi tekrar güncelliyorum. 9.60. Yani hepimizi şok eden 200 bas puan olması. Yani 100 bas puan, 50 bas puandı piyasanın beklentisi. Anketlerde öyle çıkıyordu, yatırım kuruluşlarıyla yapılan anketlerde. Ama hani benim tahminim 100 bas puan yapılacağı şeklindeydi. O yönde de görüşümü açıklamıştım sosyal medyada. Fakat 200 bas puan. Şimdi nereden çıktı bu 200 bas puan? Ya tabii ki burada bizim yine hani bakmamız gereken yerin bugüne kadarki hikayeyi değerlendirdiğimizde hani puzzle'ı okuduğumuzda, farklı parçalara baktığımızda aslında bakmamız gereken yerin Merkez Bankası'ndan ziyade külliye olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü yani başkanlık sistemindeyiz. Her konuda müdahil Sayın Cumhurbaşkanı. Haliyle para politikasında da zaten müdahil olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir hani Ankara'da konuşulan bir başka bilgi aslında 100 bas puanlık bir indirime hazırlandığı Merkez Bankası'nın ama daha sonra 200 bas puan olarak revize edildiği
buradan külliyenin de şeyini etkisini olabileceği ne dair hani bürokrasi koridorlarında 100 bas konuşulan puanla bilgiler 200 bas puan diyelim. arasındaki fark kime olumlu yansır? Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Bir söylentiyi de ben söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin inadına faiz indirmek adına bunda etkili olduğu da söyleniyor. Öyle mi? Böyle, Onu da ekonomi mı yönetim böyle bir şey yapar mı? İnanmakta güçlük çektim. Ya bunu tabii böyle yorumlayanlar da var. Çünkü şöyle şimdi bakıldığında buna bir rasyonel açıklama getirmek istiyor herkes. Yani bu 200 bas puan Türkiye'de enflasyon %20'ye dayanmışken politika faizinin %16'ya indirilmiş olmasının bir rasyonel mantıklı bir açıklaması olması gerekir diye baktığımızda bu da mantıklı değil ama hani psikolojik diyelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretini ha sen misin? Giden bak hani ben sana hani çünkü biliyorsunuz Kılıçdaroğlu daha sonra uyardı şeyleri faiz kararının alındığı gün dedi ki bağımsız hareket edin. Kendi doğrusu neyse onu yapın diye bir uyarı, ikinci uyarısını yapmıştı. Ona bakarak bazı uzmanlar evet bunu söylüyor. Yani burada aslında bir inat. Yani hani senin ziyaretine karşı bak hani sen ne zannediyorsun gibi bir inat olduğuna dair bir değerlendirme de var. Tabii ki hani şeyi bilemeyiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya külliyede bu konuda nasıl bir politika geliştirildiğini bilemeyiz. Ama dediğim gibi bu 200 bas puanlık indirim için bakmamız gereken nokta bence Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tabii ki bunu alan. Ama daha ziyade külliye olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü hani şunu da göz ardı etmemek lazım. 100 puan, 100 bas puan geçen ay indirim yaptı Merkez Bankası. Peki kredi faizleri indi mi diye soralım. Şimdi müteahhitler istiyordu biliyorsunuz. Yani Türkiye'de kim istiyor? Her şeyden önce faiz indirimini isteyen bir grup var. Dış Onlar da inşaatçılar, müteahhitler ve dövizle alacağı olan insanlar yani değil mi? İpek'in sorusuna şu anda yani yanıt veriyorsunuz. Yani 200 dövizle bas alacağı puandan olanlar. kim nasıl bir kar elde edecek? Yani 100 bas puanda olmadı. O istenen sonuç elde edilemedi. Mesela müteahhitler açısından 200'le edilecek mi ya da başka kesimlerin işine yarayacak mı? Ya da herhangi birinin işine yarayacak mı bu? Beklenti yani o tarafta müteahhitler tarafında beklenti zaten bu yönde dün akşam bir iki açıklama da geldi. Şimdi bundan sonra kamu bankalarının öncülüğünde konut kredisi bu mortgage faizlerinin indirilmesi. Yani onlar istiyor ki şimdi Merkez Bankası indirdi. Zaten bunu daha önce söylemiştim. Müteahhitler Birliği Başkanı da söylemişti Türkiye'de faizlerin çok yüksek olduğunu. Muhtemelen bu şikayetleri inşaat sektörünün külliyeye ulaşıyordu. Yani saraya, Cumhurbaşkanlığı sarayına da ulaşıyordu. Zaten hani inşaatçılarla iktidarın bir hani daha sıkı bir diyaloğu da var. Ne bileyim mesela yazılımcılara göre hani Türkiye'de onu biliyoruz zaten. İnşaat sektörünün her zaman daha bir öncelikli bir konumunun bulunduğunu mevcut iktidar şeyinde, bünyesinde. Fakat şimdi beklenti şu. Bunun arkasından kamu bankaları da konut kredisi faizlerini indirsinler de insanlar daha fazla ev alsın. Orada beklenti bu. Onlar bunu bekliyor. Ama hani sizin sorunuz bakanım ilk elde kim kar sağlamıştır sorusunun yanıtı tabii ki TL'nin daha da düşeceğini oynayanlar. Yani 200 bas puanlık bir indirim yapılacağını bilip de TL'nin tabii yani 200 bas puan indirim demek TL'nin çok hızlı değer kaybetmesi demek. 200 bas puanı bilip TL'nin kaybı yönünde pozisyon almış olanlar yani TL'yi şortlamış piyasa jargonuyla şortlamış olanlar yani düşeceği yönünde yatırım pozisyonu almış olanlar kazandı bunlar. Dövizden Ama çıkmayanlar, daha fazla dolar alanlar, döviz mevduatlarını hatta bozmayanlar büyük kazandı hem de. İsmail. büyük kazandı hatta TL'yi açığa satanlar. Yani TL'yi açığa satanlar yani işte İngilizce'deki şortlama denilen şey, açığa satanlar çok büyük kazandı. Fakat bunun da hani varsa da küçük bir kesim olduğunu söyleyebiliriz. Nereden bunu söylüyoruz? Biliyorsunuz bu Perşembe sabahı yani dün sabah ve hatta Çarşamba akşamı, Çarşamba öğleden sonra dolar biraz geriledi. Önce bir 9.37 TL'ye yükseldi haftanın ilk günlerinde. Sonra faiz kararından bir gün önce 9.21'e kadar geriledi. Çünkü yatırımcılar yani bu Merkez Bankası'nın ne karar alacağını bilmeyen yatırımcılar ya şimdi bunlar hani faiz indirimi yapmaz. Hani bu toplantıyı pas geçerler veya yaparlarsa da çok düşük bir indirim yaparlar endişesiyle o düşük TL'den kazanma pozisyonlarını kapattılar. Geriye tabii ki bu indirimi öngören, tahmin eden ya da bilen
ya da bilen bir takım kişiler, yatırımcılar mutlaka pozisyonlarını korumaya devam etmişlerdir. Onların dediğiniz gibi Özlem Hanım büyük karlar elde ettiğini, büyük kazançlar elde ettiğini dünkü karar sonrasında söyleyebiliriz. Ama bunları tabii araştırmak çok kolay değil. En son 2001 krizinde biliyorsunuz meşhur %30'luk devalüasyon sonrasında öyle bir araştırma yapılmıştı. Ama yani tabii ki şu an bunu biz bilmiyoruz. Hani kimler şu açık pozisyondaydı sorusuna bugün itibariyle yanıt vermemiz kolay değil. Peki İsmail? Barış Bey, yani kuşkusuz iktidarda doları yani faizi indireyim, doları yükselteyim karar alırken bir hesap yapıyordur. Yani sonuçlarını öngörerek bir hesap yapıyordur. Bu kararın sonucunda elbette ki yani dövize yatırım yapanlar kazanmıştır ama iktidar bu hesapla birlikte acaba neyi amaçladı? Yani bu kararı aldım ve bunun sonucunda piyasaya işte düşük miktarda TL, yani düşük faizle TL bırakarak piyasanın canlanmasını amaçlıyorum mu diyor. Yani bu sadece müteahhitleri yani inşaat sektörünü biraz olsun canlandırarak, konut faizlerini indirerek piyasada bir suni bir hareketlilik yaratmayı mı amaçlıyor? Bunu mu anlamalıyız? Yoksa daha başka bir şey yani bir seçim olacaktır. Bir seçim ekonomisi mi yaratılmak arzulanıyor? Ben de bir ek yapayım. Mesela insanlar dediler ki küçük işletmeler için hayati bir karar, ihracatçılar için hayati bir karar. Ama mesela şaşırtıcı bir şekilde bugün Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanı, kararı net olarak eleştiren bir tweet yazdı. Şaşırdığımı söylemeliyim çünkü onun talebinin bu olduğunu düşünüyordum ben. Ama şöyle yazıyor: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır. Bununla da beraber lütfen İsmail Saymaz'ın bu bir seçim ekonomisi mi sorusu, buyurunuz lütfen. Evet tabii, yani şimdi bu program öncesinde de bu akşam değerli bir iktisatçıyla telefonda konuşuyorduk. Onun da yani bunu bir rasyonel olarak burada iktidarın amacı nedir diye baktığımızda ilk akla gelen buradaki plan bir seçim ekonomisi. Yani bahar aylarında, çünkü çok da fazla bu şekilde gidemez Türkiye ekonomisi, giderse duvara çarpar bir süre sonra. Dün mesela bir ödemeler dengesi krizi olasılığından bahseden bir rapor okudum ben mesela, bir yabancı kuruluşun. Önümüzde çok fazla zaman yok. Şimdi ekonomiyi canlandıracak iktidar nasıl canlandıracak? Deniliyor ki kredi faizleri düşmedi. Hisarcıklıoğlu da dikkat ederseniz Özlem Hanım, sadece Merkez Bankası'na değil, yani bu dövizdeki artışa değil, kredi faizlerinin düşmemesine vurgu yapıyor. Ve orada sanki muhatabı bana şöyle geldi: daha çok bankalar. Yani Türkiye'de kredi, çünkü esnaf ve şirketler kimden kredi kullanıyor? Bankalardan kredi kullanıyorlar. Şimdi geçmişte şunu biliyoruz. Pandemi yazında ne oldu? Pandemi yazında konut kredisi faizleri kamu bankaları tarafından indirildi. Şimdi şöyle bir, tabii ki bir şöyle bir plan olabilir. Önce Merkez Bankası'nın politika faizinde bir indirime gitmesi, daha sonra buna rağmen kredi faizlerini indirmeyen bankalar üzerinde finansal zaptiye önlemlerinin, çünkü bunu çok yakında biz yaşadık, 2020 yılının yaz aylarında Sayın Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı iken aktif rasyosu diye bir şey çıkarıldı ve kredi vermeyen bankalar cezalandırıldı. O dönemde yine bankalara telefonla faizlerini indirmeleri için talimat geldiği konuşuluyordu piyasada. Şimdi önümüzdeki dönemde bu Merkez Bankası'nın bu adımını bir bankalara yönelik bir önlem adımını takip edeceği ve bütün bunların amacının da bir seçim, hatta öyle 2022'nin sonu falan değil, demin anlattığım sebeple çok fazla beklenemeyeceği için bahar aylarında, önümüzdeki bahar aylarında bir seçim olabileceği yönünde bir perspektif, düşünce var. Bir başka nokta, onu da söyleyeyim bu arada. Yani bir dakika, adını koyalım. Doçent Doktor Oğuz Demir'i de dinlediğimde sizinkiyle paralel bir analiz yapıyor. Mayıs gibi diyor, Mayıs gibi. Ankara'da da bu ay mı konuşuluyor? Yani Mayıs ayı mı konuşuluyor? Bir de şu, o zaman seçim yasası değişmeden gideceğiz demektir bu seçime. Çünkü bir yıl... Tabii, yani
haklısın, seçim yasası değişmeden gitmiş olacağız. Çünkü bir yıllık zamanı var ama gördüğümüz kadarıyla MHP, yani koalisyonun gizli ortağı MHP ile de AK Parti anlaşamamış durumda. Seçim yasasının değiştirilmesi konusunda. Bu perspektiften baktığımızda eğer rasyonel bir açıklama yapacaksak, evet, Mayıs gözüküyor. Neden Mayıs? Çünkü şu anda, yani bu çalkantıyla, hani şu anda otomobile benzetelim Türkiye ekonomisini, sarsılıyor, dağılabilir. Hani bu hızla giderse, bu hız bir noktadan sonra Türkiye ekonomisinin takla atmasına yol açabilir. Yani çok uzun süre gidemez bu şekilde. Bir ödemeler dengesi krizine pekala girilebilir. Yalnız tabii bir takım başka kulisler de var. Mesela hani şundan bahsediliyor. Hani bir bilgi olarak veya bir konuşulan bir şey olarak aktarayım. Bir şimdi Körfez'den yeni bir kaynak girişi beklentisi var. Yani Körfez'den kasıt yine, nedir? Körfez ülkelerinden. Herhalde Türkiye'nin yakın olduğu ülke Katar. Ben Katar olarak algılıyorum. Yani her ne kadar son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'yle de aramızı düzeltmeye çalışıyor olsak da öyle çok güçlü bir henüz daha dostluk tesis edilmiş değil şeyle, Arap Emirlikleri'yle. Katar olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda bir sıcak para yenir. Yani daha önce biliyorsunuz swap anlaşması yapıldı Katar'la. Hem de çok ciddi bir miktar, 15 milyar dolar civarında, her ne kadar yerel parayla da olsa bir miktar bir gazını almıştı piyasanın. Şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir Katar'dan böyle bir yeni bir kaynak girişine yönelik bir anlaşma arayışı, hatta hazırlığı olduğuna dair bir takım söylentiler var Ankara'da. Yani bu da planın bir parçası olabilir. Yani bu TL'deki depremi veya dolardaki depremi bir hani taze para girişiyle biraz hafif sakinleştirmek. Nitekim zaten yabancı yatırımcı da kalmadı Türkiye'de, biliyorsunuz. Yabancı yatırımcılar çıktı. Biz bize kaldık. Yani hele bu bir de kara para listesi var ya, onu da konuşuruz belki ama ondan sonra iyice çıktı. İki tweet daha söyleyip sonra İsmail'e bırakacağım, bir sorusu var. Ali Babacan şöyle yazdı dün karardan sonra.